Arkadaşlar merhaba. Bektaş Hoca kanalında tekrar birlikteyiz. Bugün analitik geometriye başlıyoruz. Sanırım bir 3 videoda bitiririz. Takipte kalıyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Analitik incelemesi, noktanın analitik incelemesiyle başlayalım. Şimdi önce analitik düzlem neydi onu bir hatırlayalım. Birbirine dik iki tane sayı doğrumuz var. Bu yatay olanına apsis diyorduk. Dikey olanına da ordinat ekseni adını veriyorduk. Koordinat sisteminin bulunduğu düzleme, bu düzleme analitik düzlem adını veriyorduk. X ve Y eksenlerinin dik olduğu noktaya, yani şuradaki noktaya başlangıç noktası ya da diğer adıyla orijin adını veriyoruz. Şimdi AB ikilisi var dikkat ederseniz. Apsisi X ekseni üzerinden ki A noktasından çıkan dikme ile ordinatın y ekseni üzerinden B noktasından çıkan dikmenin kesim noktası PAB olarak ne yapılır? Gösterilir. Yani bir noktanın gösterilme şekli budur. PAB noktasının x eksenine uzaklığı, x eksenine uzaklığı dikkat ederseniz mutlak değer B ile gösterilir. Yani şuradaki kısımdır. Bu kısım negatif olamayacağına göre mutlak değer B olarak ifade ederiz. Aynı şekilde PAB noktasının y eksenine uzaklığı da A'nın mutlak değeridir. Yine negatif olamayacağından ne yapıyoruz? Mutlak değer içerisine alıyoruz. Evet, ilk sorumuz A eksi 5 K eksi 1 noktasının x eksenine uzaklığı 3 birim olduğuna göre K'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi biraz önce söyledik. X eksenine uzaklığı bulunurken Y değerinin mutlak değerini alıyorduk. Yani K eksi 1'in mutlak değeri kaça eşitmiş? 3 birim dediğine göre 3'e eşitmiş. Şimdi mutlak değerli denklemleri çözmeyi biliyoruz. Ne yapıyorduk? Sonuç 3 ise içerisi mutlak değerin içerisi ya 3'tür ya da eksi 3'tür diyorduk. Ya da mutlak değer dışarısına içerisi pozitifse olduğu gibi negatifse işaret değiştirerek çıkar diyorduk. Burada iki durum söz konusu, yani k eksi 1 eşittir eksi 3 olabilir. Buradan k eşittir eksi 2. Diğer durum k eksi 1 eşittir 3 olabilir. Buradan k eşittir 4 bulunur. Şimdi alacağı değerler toplamı kaçtır diye sorulmuştu. Eksi 2 ile 4'ü toplayacak olursak 2 bulunur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Evet, analitik düzlemde bölgelere gelelim. 4 bölgeden oluşur. Saatin dönme yönünün tersi yönünde ilerleriz bölgelerini adlandırırken. 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge ve 4. bölge. Şimdi eğer 1. bölgede ise noktamız hem apsisi hem ordinatı nedir? Pozitiftir. 2. bölgede ise apsis negatif, ordinat pozitiftir. 3. bölgede her ikisi de negatif. 4. bölgede apsisimiz pozitif, ordinatımız negatiftir. Evet, nokta x ekseni üzerinde ise x virgül 0 olarak adlandırılır. Yani x ekseninin üzerindeki bütün noktaların ordinatları 0'dır. Y ekseni üzerindeki bütün noktaların da apsisleri 0'dır. O da 0 virgül y şeklinde gösterilir. Sorumuza gelelim. Dik koordinat sisteminde A, M artı 2 virgül 2 M artı 8 noktası ikinci bölgede olduğuna göre M'nin alacağı değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar ikinci bölgede dediğine göre ikinci bölgede apsisimiz negatif, ordinatımız pozitifti. O zaman apsis negatifse buradan M artı 2 küçüktür 0 diyebiliriz. Ordinat pozitif olduğuna göre buradan 2m artı 8 de büyüktür 0 diyebiliriz. Buradan m küçüktür eksi 2 bulunur. Buradan da 2m büyüktür eksi 8'den m büyüktür eksi 4. Yani eksi 4 küçüktür m bulunur. Şimdi bu iki bulduğumuz eşitsizliği birleştirecek olursak. Bakın önce burayı yazıyorum. Eksi 4 küçüktür m küçüktür eksi 2 olur. Şimdi sorulan soruya baktığımız zaman M'nin alacağı değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş.
O halde biz aralığı bulduk. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacaktır. Evet, yeni bölümümüz iki nokta arasındaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar şekle bir dikkat edelim. A ve B noktamız var. A'nın koordinatları bakın. X1, Y1. X1, Y1. B'nin koordinatları da X2, Y2. Şimdi madem şurası, bakın şurası Y2, şurası Y1, o zaman buraya Y2 eksi Y1 kalacaktır. Aynı mantıkla bakın burası X2, şu parçamızda X1 olduğuna göre yine şu AC aralığına da X2 eksi X1 kadar kalacaktır. Bize sorulan kısım AB'nin uzaklığı. O zaman burada oluşan dik üçgende bir Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak AB'nin karesi eşittir X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi olacaktır. Her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman da işte bizim iki nokta arasındaki uzaklık bağıntımız dediğimiz AB eşittir kök içerisinde X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi bağıntısı elde edilecektir. Eğer noktamızın birisi orijin ise ne olur? İşte X1 ve Y1'i 0 kabul ettiğiniz zaman ya da diğer bir şekilde X2 ve Y2'yi 0 kabul ettiğiniz zaman X1'in karesi artı Y1'in karesi kök içerisinde bağıntısı bulunacaktır. Duruma göre, sorumuza göre bu iki bağıntıdan herhangi birini kullanacağız. Evet, konumuzla ilgili hemen bir soru çözelim. A 2 eksi 2 ve B M 1 noktalar arası uzaklık kök 13 birim olduğuna göre M'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi AB arasındaki uzaklıktan bahsediliyor. Biz biliyoruz ki AB arasındaki uzaklık X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesidir. O zaman hemen dediklerimizi yapalım. M eksi 2'nin karesi artı 1 eksi eksi 2 yani artı 2'nin karesi. AB uzaklığı verilmiş kök 13 eşittir. Yine kök içerisinde m eksi 2'nin karesi artı 3'ün karesi 9. Her iki tarafın karekökü var. Bakın dikkat ederseniz her iki tarafın karesini alırsak o kareköklerden kurtuluruz. Şöyle burada kaldı 13. Burada kaldı m eksi 2'nin karesi artı 9. 9'u karşı tarafa gönderelim. 4 eşittir m eksi 2'nin karesi olur. Şimdi burada yine iki durum söz konusu. M eksi 2'nin karesi 4 olduğuna göre bir sayının karesi 4 ise o sayı ya eksi 2'dir ya da 2'dir. O zaman M eksi 2 eşittir eksi 2'den M eşittir 0. M eksi 2 eşittir 2'den M eşittir 4 bulunacaktır. O halde M'in alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Toplam eşittir 0 artı 4'ten 4 bulunur. Doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Evet, analitik geometri konularını çözmeye devam ediyoruz. Yeni konumuz bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları. Şimdi arkadaşlar iki noktanın burada A ve B'nin orta noktası olan C noktasını bulmak için yapacağımız işlem şudur. A'nın apsisi ile B'nin apsisini toplayıp 2'ye bölüp C'nin apsisini, A'nın ordinatıyla B'nin ordinatını toplayıp 2'ye bölüp C'nin ordinatını bulacağız. İzleyeceğimiz yol budur. Yani X1 artı X2 bölü 2, Y1 artı Y2 bölü 2 olacaktır. Paralel kenarın köşe koordinatları. Şimdi arkadaşlar yine iki noktanın orta noktasından faydalanacağız. Bakın şimdi E noktasının köşegenlerin kesim noktası olduğunu görüyoruz. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyor dikkat ederseniz. O zaman A ve B, C'nin de orta noktası, D ve B'nin de orta noktasıdır. Buradan çıkan sonuç X1 artı X3 bölü 2 buranın apsisini, Y1 artı Y3 bölü 2 de buranın ordinatını verir. Aynı şekilde bu taraftan da yazabiliriz. X4 artı X2'nin yarısı buranın apsisi, Y4 artı Y2'nin yarısı buranın ordinatı olur. O zaman buradan şu sonuç çıkar. X1 ile X3'ün toplamı, X4 ile X2'nin toplamına, Y1 ile Y3'ün toplamı, buradan Y2 ile Y4'ün toplamına eşit olacaktır.
Hemen bir soru çözelim konumuzla ilgili. ABC bir üçgen. A 2 4, B eksi 6 0, C 4 0 ise AD uzunluğu kaç birimdir şeklinde söylenmiş. Hemen verilenleri bir yerine yazalım arkadaşlar. 2 4 diyorum buraya. Daha sonra ne verilmiş? B eksi 6 0, eksi 6 0, C 4 0, 4 0. Şimdi AD arasındaki uzaklığı bulabilmek için D'nin koordinatlarını bilmemiz lazım. D de B ve C noktasının orta noktası dikkat ederseniz. O zaman önce buraya A virgül B diyelim. A ve B'yi bulalım. A dediğimiz eksi 6 ile 4'ün toplamının yarısıdır. Yani eksi 2 bölü 2'den eksi 1 bulunur. B ise buradan 0 ile 0'ın toplamı yarısı. Yani ne etti? 0 etti. O halde D noktamızı bulmuş olduk. D noktamız eksi 1'e 0 noktası oldu. Pekala, şimdi sırada ne var? A ile D arasındaki uzaklık sorulmuş. O zaman biz AD arası uzaklığı hemen bağıntımızı yazalım. A ve D bakalım şöyle. Bakın Y2 dediğimiz veya X2'den başlayalım. X2 dediğimiz 2, X1 dediğimiz eksi 1'dir. Yani 2 eksi eksi 1 yani artı 1 yapar. Onun karesi. Artı 4 eksi 0'ın karesi. Buradan hemen bakın. Buradan 3 elde edilir. 3'ün karesi 9. Buradan 4 elde edilir. 4'ün karesi 16. Kök 25 yapar. Bu da ne yapar? 5 olarak dışarı çıkacaktır. O halde AD arasındaki uzaklık 5 birimmiş. A seçeneği doğru seçenek olacaktır. Evet arkadaşlar, analitik geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Köşegenlerin kesim noktasının koordinatları toplamı 12 olan paralelkenarın köşe koordinatları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen bir taslak şöyle bir paralelkenar çizelim. Şimdi burası A noktası A virgül B olsun. B noktası C virgül D olsun. C noktası E virgül F olsun. D noktası da ne olsun? G virgül H olsun. Şimdi köşegenleri böyle kesiştirecek olursak buraya da K noktası diyelim. Kesim noktası. Buraya da X virgül Y diyelim. Şimdi diyor ki köşegenlerin kesim noktasının koordinatları toplamı 12. Yani X ile Y'nin toplamı 12'ymiş. Bize sorulan ne? Köşe koordinatları toplamı soruluyor. Yani diğer bileşenlerin toplamları soruluyor. Şimdi arkadaşlar biraz önce bununla ilgili bağıntıyı yazarken demiştik ki A artı E eşittir G artı C demiştik. Ayrıca B artı F eşittir. Buradan D artı H olur. O zaman önce A artı E'yi bir bulalım. A artı E. Bakın A artı E'nin tam yarısı X'i vermiyor muydu? A artı E'yi 2'ye bölersem ne yapacağım? X'i elde edeceğim. Buradan A artı E eşittir 2X bulunur. Aynı mantıkla B artı F'ye bakalım. B artı F'nin yarısı da orta nokta olduğu için Y'yi verecektir. Yani B artı F'de 2Y olur. Şimdi A artı E ile C artı G eşittir. Şimdi biz köşelerin koordinatlarının toplamlarını yazacak olursak bakın şurada yazalım. A artı E, C artı G artı B artı F artı D artı H'dir toplam. Toplam bu. Eşittir. Şimdi A artı E ne bulduk? 2X bulduk. A artı E C artı G'ye eşit olduğuna göre 2X de orası. B artı F'yi 2'ye bulduk. B artı F ile D artı H eşit olduğuna göre 2Y de orası. Yani 4X artı 4Y. Yani 4 parantezinde X artı Y olur. Şimdi X artı Y ne verilmişti? 12. O zaman ben buradan 4 çarpı 12 eşittir 48 bulurum. Doğru seçeneğimiz de E seçeneği olur.
Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktanın koordinatları bölümündeyiz. Şimdi birinci şeklimizde bir doğru parçasını, yani burada AB doğru parçasını içten bölen bir nokta var. Bakın C noktası. Diğer şeklimizde de AB doğru parçasını dıştan bölen bir nokta var. Şimdi bu tür sorularda aradaki oranlar yardımıyla diğer koordinatları bulma işlemine gideceğiz. Soru üzerinde daha iyi anlayacağız. Biraz sonra çözeceğiz bir soru bununla ilgili. Başka buradaki özelliğimiz, bakın 3 tane noktası verilen bir ABC üçgenin ağırlık merkezinin bulunması var. Arkadaşlar 3 noktasının koordinatları da verilmişse bir üçgenin ağırlık merkezini bulmak için apsislerinin toplamını 3'e bölüp apsisine yazacağız. Ordinatların toplamını 3'e bölüp ordinatına yazacağız. Evet, geçelim. Şimdi sorumuzda dikkat edelim. Bir AOB üçgeninin ağırlık merkezi G olarak verilmiş. Verilere göre diyor, OG uzunluğu kaç birimdir? OG uzunluğu. Şimdi O noktası başlangıç noktamız, yani 0,0 noktamız. G noktasını da bulursak biz iki nokta arasındaki uzaklıktan istenilene ulaşırız. O halde G noktasını bulmamız gerekiyor. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre, bakın burası da 0,0. Biraz önce söylediğimiz gibi G noktasının koordinatlarını bulurken birinci koordinatımız 3 artı 0, 6, 6'yı 3'e böleceğiz. Diğer taraftan 6 artı 0 artı 0'ı 3'e böleceğiz. Yani G noktamız 9 bölü 3'ten 3, 6 bölü 3'ten 2 bulunacak. Şimdi G noktası tamam. Bize sorulan soru OG uzunluğu. Şimdi OG uzunluğu eşittir diyorum. Evet. Birisi 0,0 olduğuna göre G noktasının koordinatlarının çarpımını bulmamız yeterlidir. Toplamını bulmamız yeterlidir. Şöyle yapalım. Evet. Bakıyorum. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Buradan kök 13 elde ederiz. Yani E seçeneğimiz doğru seçenek olacaktır. Sıradaki sorumuz, analitik düzlemde A 2 3 ve B eksi 5 17, C eleman AB, yani AB'nin üzerinde olduğuna göre AC bölü BC de 3 bölü 4'müş. AB'yi içten bölen C noktasının koordinatları kaçtır? Arkadaşlar içten böldüğü söylenmiş. Bakın şöyle bir şekil çizelim isterseniz önce. Şurası A noktası olsun. Şurası da B noktası olsun. A noktasının koordinatları 2'ye 3. B noktasının koordinatları eksi 5'e 17. İçten bölen bir C noktası var. Bakın AC'nin BC'ye oranı 3 bölü 4 olduğuna göre, o zaman şöyle yapalım. Biraz A'ya daha yakın bir C noktasından bahsediyoruz. Buna da X, Y diyelim koordinatlarına. Şimdi bakın bu orana baktığımız zaman AC uzunluğu 3'ün katı iken BC uzunluğu 4'ün katı olacaktır. Toplama baktığımız zaman da 7'nin katı olur. O halde şimdi değişime bir bakalım. A'dan B'ye varıncaya kadar 7K birim bir değişim var. Bakalım X değişkeninde ne olmuş, Y'de ne olmuş? X 2'den eksi 5'e gitmiş. Aradaki mesafe 7K. Bu aradaki mesafeyi bulmak için eksi 5 eksi 2 dersek, buradan 7K eşittir eksi 7, yani K eşittir eksi 1 bulunur. Yani X değişkeni için, bakın X için şimdi bize 3K lazım, dikkat edin. 3K lazım. O zaman ben 2'ye 3K'yı eklemem gerekiyor. 2 artı 3K diyorum. X eşittir 2 artı K'ya eksi 1 yazarsam burası da eksi 3 olur. Yani X eşittir eksi 1 bulunacaktır. Diğer taraftan Y için değişime bakalım. 7K için ne kadar değişim var? 17 eksi 13 kadar. 17 eksi 3 kadar, pardon. 7K eşittir 14 olur. Buradan K eşittir 2 çıkar. O halde Y'yi bulacak olursak Y değeri de 3'e yine 3K'yı ekleyeceğiz. Y eşittir 3 artı 3 kere 2 6, yani Y eşittir 9 bulunacaktır. O halde bize sorulan soru C noktasının koordinatlarıydı. O halde bulmuş olduk. C noktasının koordinatları X, Y demiştik. O halde X'i eksi 1, Y'yi de arkadaşlar 9 bulmuştuk. O halde cevabımız eksi 1'e 9 ile E seçeneği olacaktır.
Evet, bu bölümün son sorusu. ABC bir üçgen, BAD açısının ölçüsüyle DAC açısının ölçüsü birbirine eşit. AB AC'nin 3 katı. Hemen bunu yazalım. Bakın şuraya M diyecek olursak burası 3M'miş. B noktasının koordinatları verilmiş 6'ya 2. D noktasının koordinatları verilmiş 0'a 11. O halde C noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar C noktasının koordinatlarına da X, Y diyelim. Şimdi yine bu aradaki oranlara bakacağız. Bakın burada bir açıortay var. Açıortay kuralımıza göre M'in 3M oranı buranın da buraya oranına, yani K'ya 3K diyebileceğiz. O halde şimdi bakın biraz önceki soruda olduğu gibi değişimlere bakalım. Şimdi B'den D'ye 3K, yani 3K için ne kadar değişim olmuş? 0-6. Yani 3K eşittir eksi 6, K eşittir buradan eksi 2 bulunur. O halde biz X'i bulacaksak, X'i bulmak için bakın 0'a K kadar eklememiz gerekiyor. O zaman X eşittir eksi 2 bulunacaktır. Diğer tarafa geçelim, Y'ye geçelim. Yine 3K için, Y değişkeni için, 3K için bakın 2'den 11'e artış var. O zaman 11 eksi 2 diyelim aradaki mesafeye. Buradan 9, K da buradan 3 çıkar. Y'yi bulacaksak o zaman, Y'yi bulurken de 11'e K kadar eklememiz gerekiyor. O zaman 11 artı 3'ten Y de burada 14 bulunur. Şimdi sorulan soruya bakalım. C noktasının koordinatlar toplamı kaçtır demiş. Yani X ile Y'nin toplamı sorulmuş. X artı Y eşittir eksi 2 artı 14'ten 12 bulunur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.